Avrasya Hastaneler Grubu Şifa Kapısı'nı sunar. Efendim herkese merhabalar, hoş geldiniz canlı yayınımıza Şifa Kapısı'nda. Her perşembe olduğu gibi bugün de sizlerle buluşmuş oluyoruz. Sağlıkta son gelişmeleri, teknolojinin gelişmesiyle birlikte gelinen son noktada tedavi aşamalarını konuşmayı sürdürüyoruz. Konuğun uzmanlarıyla birlikte. Bugün yine Avrasya Hastaneler Grubu'ndan çok değerli bir hocamız bizlerle birlikte. Kulak burun boğaz cerrahisi uzmanı, operatör doktor Ömer Sağlam hocamızla birlikteyiz. Kendisiyle sizlerden gelen soru başlıklarını en sık horlamaya ilişkin olduğu için biz de hocamıza sizler adına soracağız. Sosyal bir sorun gibi gözükse de insan sağlığında en önemli derecede tehdit eden sağlık sorunu neden olur horlama? Belirtileri nelerdir? Özellikle hanımlar mı beylerde mi bu şikayet gözüküyor? Yaşı var mı? Genetik yatkınlığı var mı? Tedavisi nasıldır? Ve sonrasında kendimize tedavi eğer aşamasından sonra yine şikayetler devam ediyorsa nelere dikkat edilmesinin bilgilerini alacağız. Hemen bekletmeden sizler adına ve ekip adına değerli hocamıza merhabalar. Hoş geldiniz diyorum. Hocam hoş geldiniz. Teşekkürler, sağ olun. Biz de hoş bulduk. Bizi ağırladınız. Biz teşekkür ederiz. Çok teşekkür ediyorum hocam. Zaman ayırdınız. Ben bir aydır diyorum ki hocam hadi yayına çıkalım. Olmaz Gülay. Yoğunluk var. Kısmet. Kısmet bugüneymiş. Tabii sağlığın şakası yok hocam. Sağlık en önemli bizim yaşam kalitemizde olmazsa olmazlar arasında olduğu için. Size mutlaka şikayetlerin özellikle yaz, kış diye mevsim ayırmıyorum ama konu başlığım horlama olduğu için horlama ile ilgili çok sık şikayetler mutlaka geliyordur. Öncesinde horlama nedir diye soralım. Sonrasında da neden olur sorusunun cevabını dinleyelim. Horlama uyku sırasında sessiz nefes almamızdır. Evet. Bu nefes yemek doğru yani nefes boğulma sisteminde gece uyku sırasında gevşemeler olmakta. Bu da o sesle birlikte orada titreşim olmakta. O titreşimler sonucu horlama meydana gelmektedir. Toplumda bunu yapılan araştırmalara göre yetişkinlerin %45'i aralıklarla olmakta, %25'i sürekli olarak horlama şikayeti bulunmaktadır. Horlama genellikle şahsın kendine ait değil de partnerin eşin problemi olarak toplumuza başvurmaktadır derdi. Yani. Zaten ben horluyorum diye kişi gelmez değil mi hocam? Ya, öyle diyor eşim ya da... Ağır derece horlayanlar hariç yani kendileri evet. Açık, o kendi yüksek perdeli, yüksek tiz seslerde olanlar. Bir de horlamanın iki tip horlama var diyeyim. Sadece basit horlama dediğim, sadece horlamanın olduğu. Bir de nefesin durmasıyla birlikte olan apneli dediğim hasta kişilerde. Bunlar da evet. Bu apne sonucu kişi birden nefessiz kalmakta. Nefes kalmaz sonrası da birden irkilerek uyanmakta. Bu kişi o sebeple kendisi uyanmaktadır yani. Peki horlama bir hastalık mıdır? Bunu soralım. Ya da ne zaman hastalık olduğunu düşünmemiz gerekiyor. Horlama eskiden daha önce son yapılan çalışmalardan öncesine kadar genelde basit bir sorun olarak gözaltı edilmektedir. Ama yapılan son çalışmalarda bu horlayan kişilerin gece uyku sırasındaki bu solunum çabaları sebebiyle gündüz vakti yorgunluk, halsizlik, ondan sonra uykuya meyil bu görüldüğü, sinirli olduğu görülmüştür. Ve bunun da tedavi edilmesi önerildiği görülmektedir yani. Neden oluyor hocam? Bunu biraz açarsak kilonun etkisi var mı? Kilo da var. Yani gündüz vakti bizim kendi kaslarımızın bir tonusu bulunmaktadır. Yani sertliği, ayakta durması sağlar. Ama uyku halinde bu kas yapılarımız gevşemektedir. Evet. Gevşeme sonrası özellikle sırt üstü yatmada çene kaslarımız geriye kaçmakta. Çenemiz dilde geriye evet. Kaçmakta. Bademcikler, yumuşak damak, küçük dilimiz gevşeyip sarkmakta ve bunun sonucu da nefes darlığı o bölgedeki yumuşak doku bölgesinde darlık meydana gelmektedir. Evet. Bu darlama nefes almadaki negatif basınçta da bunlar titreşmek ve bunun sonucu da horlama meydana gelmektedir. Bu horlamada en çok kimlerde görüyor diye sorarsanız. Kimlerde? Evet hanımlar mı beyler mi daha çok bu, şikayetle karşılaşıyor? Erkeklerde daha neden sık daha görülüyor? Çünkü erkeklerde kilo alımı daha çok boyun ve göbek çevresinde olmaktadır. Bayanlarda ise hem hormonların sebebi hem orada kas tutusundan dolayı genelde basen bölgesi ve kalça bölgesinde yer bilinmektedir. Ama bayanlarda menopozdan sonra hormonların değişikliği sonucu bu hormon kilo alımı bu bölgeye kaymakta ve horlama menopozdan sonra kadın erkeklerle aynı yüzde oranında görülmektedir. Yani. Şimdi bazen kilo alımına bağlı videolarda, haberlerde takip ediyoruz. Gerçekten bir anda ne oluyor deyip
uyarı yapıyor eşler birbirine ve karşı tarafta niye uyandırıyorsun diye evet. tepki verebiliyor. Evet. Sıkıntılı bir durum değil mi? Tabii yani sadece sosyal en büyük insan bir yolculuk yapamıyor. Bir otobüste veya şeyde uykuya kalksa etrafındakiler rahatsız oluyor. Bir yere tatile gitse, iş gezisine gitmiş olsa kimse horlayan kişiyle kalmak istemiyor. Hatta öyle oluyor ki yan üst kattaki kişi horluyor diye alkolsüzlük gelip şikayet ediyor. Şikayete yani. Geliyor değil mi? Hatta böyle internet haberleri ve gazete haberlerde okuduğumuz kadarıyla da yani mesela hastane, ruhsal hastanesinde bir akıl hastanesi diğer hastayı öldürdüğü, yine bir otobüste bir başka yolcu, diğer yolcuyu yine bıçakladığı, sadece horlama sebebiyle insanların yani sosyal bir sıkıntı meydana getirmeyi oluşturmaktadır. Yani kişiyi çok rahatsız ediyor o zaman. Karşı tarafı. Peki kişi birebir kendi mi geliyor, eşini de yanında getiriyor mu? Hocam benim horladığımı söylüyorlar mı diyor. Yoksa genelde böyle söylüyor. Evet. Eşi diyor ki bu horluyor diyor. ben bunu getiriyorum, kendisi kabul etmiyor. Bunlar genelde şu an günümüzde herkes elinde cep telefonu olduğu için. Hemen belgelendirmek, delillendirmek, görüntü ve ses kaydıyla birlikte getirmiş oluyor, ortaya koymuş oluyor, ispatlıyor. Yani biz bu hastalara ne yapıyoruz diye. Ne yapıyorsunuz hocam? Bir detaylı ve titiz bir muayene yapılması gerekiyor. Yani solunum yolu titreşen bölgeler kadar hepsini bakmamız gerekiyor. Burun ucundan başlayarak ses tellerine kadar olan bölgede darlık yapan, titreşim yapan, solunum sıkıntısı olan bölgelerin tespitine bakıyoruz. Bunlar neler olabiliyor? İşte burun ucundan başlarsak işte burundaki deviasyon veya burun ucundaki tip düşüklüğü, burun düşüklüğü, ondan sonra yarın kanatların zayıflaması, çökmesi, alar kolaps dediğimiz durum, burun içindeki deviasyonlar, ondan sonra burun eti dediğimiz konka hipertrofileri, ayrıca yine nazar polip dediğimiz burundaki alerjiye oluşan yabancı yeni ortaya çıkan etler, ondan sonra alerjik durumla bağlı burun içindeki ödemler, onun haricinde sinüzit hastalığı, enfeksiyonlar, arkaya geçtiğimizde bunun arka tarafına geldiğimizde geniz eti dediğimiz o bölge şeyler. Ondan aşağı indiğimizde bacaklığın iri olması, yumuşak damağın sarkık olması, küçük dilin sarkık ve gevşek büyük olması, bu kişilerde dilin hipertrofik, dilin çok büyük olduğu, ağız içine sığmadığı, ondan sonra yine dil kökündeki yine lenf bezlerinin, bademliğin kardeşlerinin büyük olduğunu görüyoruz. Ve bunlara göre de tespit ettiğimiz arızalara ve problemlere göre de hastaları tedavisini planlıyoruz.